Hepimizin ünlü Titanic gemisini, onun filmini, Leonardo DiCaprio'yu, romantik sahnelerini ve hatta müziğini çok iyi biliriz. Ama kaçımız gerçekten Titanic'in neden battığını merak ettik. Kaçımız onu üreten mühendislerin neden Titanic hakkında bu gemi her koşula dayanıklı olarak tasarlandı. Onu Tanrı bile batıramaz dediğini düşündük. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, Titanic kendi zamanlarının en ileri tekniği olan su geçirmez bölümler, bulkhead teknolojisinin kullanıldığı ilk gemi olma özelliğini taşıyor. Peki ne demek bu su geçirmez bölümler? Hemen açıklayalım. Geminin güvertesinin altında, gemi daha üretim aşamasındayken, başından kışına kadar parça parça su geçirmez bölümler konulur. Olası bir kazada geminin herhangi bir bölgesinde yarak açılırsa ve gemi su almaya başlarsa bu bölgedeki su geçirmez bölümler kapatılır ve sadece su yarığın olduğu bölgede tutulur. Bu sayede suyu bir veya birkaç bölmede hapsederek geminin diğer bölümlerine su geçişi durdurularak geminin batması önlenir. Su geçirmez bölme kısaca budur. İşte bu yüzden Titanic'i üreten mühendisler, Titanic için ne olursa olsun bu gemi batırılamaz demişlerdir. Fakat bu ileri teknolojiye rağmen nasıl oldu da bu dev gemi batabildi? Bunu birazdan daha iyi anlayacağız. Şimdi hepimizin bildiği senaryoya gelelim. Titanic Atlantik Okyanusu'nda son hızda seyahatine devam ederken birden sisin içerisinde buzdağı görülür. Son çare olarak çarpışmadan kurtulmak için geminin dümeni tam tur iskele sol tarafına çevrilir. Ama gene de bu hamle Titanic'in buzdağına çarpışmasına engel olamaz. Geminin baş kısmının sancak sağ tarafı su almaya başlar. Buraya kadar hepimiz neler olduğunu biliyoruz. Ancak asıl olay buradan sonra başlıyor. Çarpışmadan sonra kaptanın emriyle hemen geminin ön tarafındaki su geçirmez bölümler kapatılır. İşte felaketin asıl başlangıç noktası da bu karar olmuştur. Geminin kaptanı bölümleri kapattıktan sonra kendinden ve Titanic'in batmayacağından o kadar emin olmuştur ki gemi su almasına rağmen ilk anda alarm bile vermeyip çok sakin karşılamıştır. Lakin bu boş bir güven birçok can kaybına ve gelmiş geçmiş en büyük deniz faciasına yol açacaktır. Şöyle ki gemi yönetimi su geçirmez bölümleri kapattıkları için yaklaşık olarak bir saat ciddi hiçbir sorun yokmuş gibi davranmıştır. Ama bu bir saatlik süre içerisinde yavaş yavaş geminin ön tarafında biriken su eşit bir şekilde gemiye dağıtılmadığı için geminin ön tarafı ağır basmaya ve geminin kıç tarafı havaya kalkmaya başlamıştır. Ta ki bu zamandan sonra acil durum alarmı verilip ilk can kurtarma filikaları başta kadınlar ve çocuklarla dolu olmak üzere suya indirilmeye başlanıyor. Lakin belli bir süre sonra geminin ön tarafının su geçirmez bölümleri tamamen suyla dolunca geminin kıçı havaya kalkıyor. Bu büyük farkına dayanamayan gemi ortadan ikiye kırılıyor. Kırılma sonucu gemiden kopan parçaların insanların üstüne düşmesi ve direkt geminin insanların üstüne düşmesi sonucu birçok kişiye can veriyor. Kırılmadan da kurtulup hayatta kalmayı başaran yolcular da -2 derecelik Atlantik Okyanusu'nun sularında 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde hipodermiden ölüyor. Yani birçoklarının sanıldığı gibi boğularak ya da balıklara yem olarak değil. Çok kısa bir süre içerisinde vücut sıcaklığının aşırı düşmesi sonucu can veriyorlar. Son olarak Titanic toplam 2 saat 10 dakika içerisinde ama özellikle gemi kırıldıktan dakikalar sonra batıyor. Kazadan hemen sonra yapılan araştırmalara göre eğer su geçirmez bölmeleri açmayıp içeri giren su gemiye eşit bir şekilde dağıtılsaymış gemi yaklaşık olarak 10 saat gibi bir sürede batacakmış. Bu durumda Titanic'e yardıma koşan ilk geminin kazadan
24 saat gibi bir süre sonra geldiğini düşündüğümüzde diyebiliriz ki Titanic'te en çok güvenildiği teknolojinin yanlış kullanımı sonucu o kadar can kaybı yaşanmıştır. Başka bir deyişle bu gemiyi Tanrı bile batıramaz demelerinin sebebi olan su geçirmez bölme teknolojisinin yanlış kullanılması, tam olarak geminin çok hızlı bir şekilde batıp 1500 kişinin ölümüne yol açan bir faciaya dönmesinin en önemli nedeni olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.